Değerli seyirciler, son derece değerli bir kardeşim ve bir konuğumla birlikteyiz bu sabah. Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye'nin en büyük halk toplum örgütlerinden birisidir. Ve Oğuz Tongsir, eski bir gazeteci, ee, yalnız tabii hep ben böyle 89 yaşındakileri alıyorum, zaman zaman böyle benim 86'nın üstüne çıkanlar oluyor, çok üzülüyorum. Ee, benim böyle e, süksemi bozuyorlar. Onun için bu defa daha genç birisini bulayım dedim. Daha 71 genç yaşındaki, evet yaşlı değil, genç olsun. 71 genç bir, mi oluyor? 71 Evet, 71 ha. yaşında genç bir kardeşim. Oğuz Tonksil Bunu da bilgiyle. öğrenmiş olduk. Evet, 71 şey. yaşı gençmiş efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür evet. ediyorum Orhan abi. Oğuz'cum Türkiye Spor Yasağı Derneği'nde 4. başkanlığını kazandın. Evet. Ee, 13 başkan yaşandı bu dernekte. Ben de kurucu günlerinin içinde olan birisiyim. Hep birlikte bu derneği e, buralara kadar getirdik. Ama senin son yıllarda müthiş bir çaban var. En az ben konuşacağım bugün. Tamam, topu Hep böyle bana Hep bu bırak. sözü veririm. Yapmaz Sen mısın? genel kuruldaki gibi konuş. Tamam, bana bırakıyorsun evet, değil mi Evet, şu anda sende. Tamam, Orhan abiyi unutun ben devam ediyorum programa. Efendim ben Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanıyım. Burası Türkiye Spor Yazarları Derneği. 1963 yılında kurulmuş, yani şöyle düşünün 61 senedir, 61 senedir bu işin içinde Türkiye'nin en önemli medya kuruluşudur. 2001 tane üyesi vardır ve ülke çapında 14 yerde şubeleri vardır. Böyle bir büyük bir kurum. Ben de bu kurumun başkanlığı yapmaktan ötürü çok mutluyum. Yani gururluyum da tabii ki. E, bu benim dördüncü dönemim. Fazla da uzattık galiba. E, üç dönem yapmıştım. Bu dönemde de arkadaşlar rica etti. Buradan benim TRT'den de arkadaşlarım var, üyelerim var. Her kesimden olduğu gibi burada bu girdim içeri. Dijitürk var, TRT var, hepsi var. Hepsi benim arkadaşlarım, üyelerimiz. Bizim hep birlikte beraber hareket ederiz. Burası çok önemli bir kurum. Bu Türkiye'nin bir meslek çatı kurumu aynı zamanda. Biz Türkiye Spor Yazarları ne yapar derseniz onu söyleyeyim size. Bir kere hep gazetecilerin, televizyoncuların, kameramanların, hepsi işte kameraman arkadaşlarımız hepsinin arkasında durur. Elinden geldiğince mücadele eder, sosyal yardımlar yapar. Aynı zamanda bütün basın tribünlerinin kontrolü Türkiye'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne aittir. Bir olimpiyata, dünya kupasına gidecekseniz sizi akredite edecek yer Türkiye Spor Yazarları Derneği'dir. Aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Derneği'nin de de Türkiye temsilcisidir. Böylece büyük bir kurumuz. Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Bu dönemden sonra da basketbol önümüzdeki senede basketbol ve voleybol akreditasyonları da kontrolleri de gene Türkiye Spor Yazarları Derneğine geçecek. Bizim İstanbul'da bir merkezimiz var Levent'te. Bilenler bilin, gelenler gelir. Orada Levent'te çok büyük bir tesisimiz var. Yani böyle bir şekilde e, burada başkanlık yapıyorum. Gurur duyuyorum. Orhan abilerden biz bayrağı teslim aldık. Orhan abilerden teslim aldık. Orhan abi e, şöyle söyleyeyim size. Bu dernek 14, 14 Nisan 1963'te kurulmuş. 26 gün sonra da, tam 26 gün sonra da Orhan abi Orhan Ayhan o derneğe üye olmuş. Ben tarihine baktım, araştırdım. Gelirken 10 Mayıs 1963. Şu anda çekim yapan, burada bulunan, dışarıda bulunan kimsenin böyle bir tarih aklına gelmez. 10 Mayıs 1963'te o derneğe üye olmuş. Biz o abilerimizden, büyüklerimizden bayrağı teslim aldık. Ben 13. Genel Başkanım. Elimden geldiğince de derneği ayakta tutmak istiyorum. Dün bir seçim oldu, bir genel kurulumuz oldu. Herkes Orhan abi de dahil bildiğiniz bütün hangi arkadaşlar hepsi benim sevdiğim dostlarım ararlar. Dün bir seçim oldu, rakibimiz vardı, biz 303 oy farkla tekrar başkan seçildim. İşte genel kuruldan görüntüler de şimdi ekrana geliyor. Orhan abi fazla konuşturmayayım dedim. Sazı bana bırak dedim. Bıraktı. Şimdi, ben konuştum. Bir lafa girecek. İzin verin bir lafa girsin. Buyurun Orhan abi. Hayır. Programı ben yönetiyormuş gibi oldu. Gayet tabii, gayet tabii. <laughs> dedim ya baştan itibaren genel kuruldaki gibi ol dedim. <laughs> Sevgili seyircilerimize e, göstermek istediğim bir e, fotoğraf var. E, yalnız yönetmenimiz İlker Ateş, yardımcısı Mehmet Şuşoğlu ve benim yardımcım Bilal Temizel yukarıda yönetimdeler. Bu fotoğrafları nasıl göstereceğiz kardeşler? Çok küçük, çok zor abi. Yani e, ben isimlerini sayayım siz sonra bu kitaptan e, fotoğrafı çekip mi gösterirsiniz yoksa şu anda böyle mi yapalım? Ha tamam. O varmış zaman varmış ellerinde çekmişler Tabii, bile. Var, Eş görüyor musun nasıl çalışıyor ya çocuklar? İşte, işte TRT. Ya TRT. Helal olsun. Helal olsun çocuklara Tabii. vallahi. Şimdi başkanımız Kurucu Başkan Adnan Akın sol başta. Onun yanında gözlüklü Ali Hendekçi. Bunlar hep rahmetli. Aydın Bakanoğlu benim e, spor müdürümdü. Rahmetli. Burhan Felek meşhur gazeteci. Türkiye Spor e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti e, Başkanı. Ve bu işe e, müdahil oldu. İstemedi spor yazarlarını derneği kurulsun. Biliyorum. Onu da kurucu yaptık. Aynen. Ve böylece <laughs> spor <için>. yazarlarını bağladık. <laughs> evet. Yanında rahmetli Ferruh İlkünsal ve e, yürüyen Galatasaray tarihçisi. Haluk, Haluk san, san, yürüyen diyorum. Evet. Ee, sonra e, bir başka yürüyen de yine gelecek Galatasaraylı. Ee, İhsan Biricik benim istihbarat şefim, tercüman gazetesinde. Kahraman Babşum, Milliyet Gazetesi'nin efsanevi yazarı. Namık abi, efsane müdür, Namık, Namık Sevik. Sevik. Necati Bilgiç, hasta Fenerbahçeli. Namık Sevik'ten sonra biri daha var arada. Namık Sevik'ten sonra Necati Bilgiç var. Necati, ha Necati Gürcan bilgiç Bilgiçin var. babası. Babası evet. Bugüne kadar hiçbir penaltı, taç, şu ne olursa olsun Fenerbahçe'nin aleyhine verildiyse o doğru o, değildir. değildir. Ve kendisi de yardımcı hakemdi efendim. Öyle İslam Çupi'nin İslam Çupi koyu fenerlidir. En büyük gırgır gır aldığı kişi oydu. Evet. Zaman zaman da polis müdürleri tarafından saldırıya uğramış bir adamdır Necati abimiz. Evet. Dünya titizi, pırıl pırıl bir adamdı ve Necati Karakaya. Evet. Spor spikeri Necati Karakaya. TRT'de uzun yıllar. Sansar Necati'dir adı. Evet. TRT'de değil gibi de uzun değil. Uzun yıllar çalıştı. Müthiş tabi. bir istihbarat, değil müthiş de. her şeyde değil değil beraber maçlarda anlattık. Ee, sonda Yalçın Toker gelecek. Yalçın da ikisinin bir anısını anlatacağım ve hemen e, Necmi Tan yol İmparator evet. Evet. Tercüman Gazetesi'nde bizim spor servisinde devamlı birincilikler kazandıran bize çok iyi bir gazeteci. Hayatta gazetecilikten başka hiçbir şey bilmeyen bir insan. Evet öyle. Nilüfer Yenge eşi her şeyini o hallederdi. Evet. Her şeyini Hiç o hallederdi. Hiçbir şey bilmezdi. Hiç yani, karışmazdı. Pantolonla da Necmi'cim pantolonun bilmem ne olmuş bizimkinin haberi yok. Yırtık Hı. pantolonla işe gidiyor. <laughs> Derhal öyle. Çünkü Güzel bir şey ama o da ya. Ailece görüşüyoruz. Evet. Oğuzcum ailece görüşüyoruz. Evet. Ben evden çıkıyorum. Arabamla Necmi abi alıyorum. Onlar bize yani bütün bu ekibin, tercüman ekibinin başarısı ailece görüşüyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ve devam edelim. Nezik Demirket, o da olağanüstü Türkiye Gazeteciliği Cemiyeti Başkan. önemli adamlarından ve e, Yüzme Federasyonu As Başkanı idi. Rıdvan Yelekçi, yine Hürriyet Gazetesi'nin evet. olağanüstü e, yazarlarından. Sacit Demircan abimiz çok eski bir spor yazarıydı. Yanında Samim var. Samim var Fenerbahçeli milli futbolcu lakabı Arap Samim. Arap Samim. Mesela e, TRT yokken Türkiye Radyo e, Kurumu adı yurt dışına seyahatlere gidilir. O zaman öyle spiker falan yok. Seyahatlere bir müdür gönderilir, bir görevli gönderilir. O müdür kardeşimiz, daha doğrusu abimiz, ne karde artık yani ben de 86'dan sonra tarihe geçen adamlara kardeş demeyeyim. O e, genellikle samim var. Tevfik Ünsi falan oralarda. Ya samimcim gel biraz. Ne oldu efendim ne istersiniz? Ya şu maçta Rusya'da şu maçta gel bir iki lakırdı et. Lafta bu. Lakırda et rica. Ve lakırda eder. 20 dakika sonra bu defa onun yanındaki Tevfik Ünsi aşağıda soldan üçüncü. O da Galatasaraylı'dır. Evet. O da lakırdalarını eder. <laughs> Numaraları bilemezler. Türklerin numarasını bilirler. Diğerleri 7-8'e verdi, 8-9'a verdi. Öyle mi derler? Evet, evet. 8 numara ona verdi ve televizyon yok yani. Radyoda evet, gördüklerini öyle, öyle söylüyorlar. Sonra Orhan Vedat Sevinçli hasta Beşiktaşlı'dır. Metin Oktay'ı e, çok önemli bir şekilde Beşiktaş'a mal etmek istemiştir. Orhan Vedat Sevinçli abimiz spor yazarı aynı zamanda çok da severim, çok değer veririm. E, fakat Beşiktaşlılar e, Metin'i Beğenmedi. Sonra da Metin Oktay oldu. Evet. Ondan sonra da Yalçın Toker. Evet. Şu anda Yalçın Toker yaşayan tek kurucumuz. E, kurucumuz. Bir gün Eskişehir'den geliyorlar. Necati Karakaya bir Beşiktaş haberi atlatmış. Yalçın da koyu Beşiktaşlı. Öğrenmiş. Ondan sonra intihar edeceğim, intihar edeceğim diye treni birbirine katıyormuş Yalçın Toker. <laughs> Yalçın Toker de dün bildiğiniz gibi Orhan abi. Geldi. Dün bizim kongreye davet ettim. Yaşayan tek kurucumuz geldi. Kendisine bir nazarlık hediye ettim. Bu kadar? Evet, kocaman bir nazarlık hediye ettim. Ee, biz başımızdaki büyüklerimizi hiçbir zaman ihmal etmeyiz, saygıda kusur etmeyiz. Onların varlıkları Allah ona uzun ömürler versin. Bir tek kurucumuz kaldı. Hayat geçiyor abi. Tabii. Hayat geçiyor. Tabii, yani tabii. öyle değil. Evet, Orhan Abi evet. sen çok konuşmaya başladın. Biraz da, bana beraber... bana bıraktılar. Kaç dakika da... yaptık arkadaşlar? Neyi yaptık? Kaç? 10 dakika olmuş, şimdi 20 dakika. Evet. Ee, birbirimizden nasıl kaparsak mikrofonu? <laughs> evet. Şaka, devam et. Devam edelim. Sen genel kurula devam et. Dün evet. güzel şeyler anlattın. Bir de sakın odaki İzmir'deki o olayı unutma. A Şeyi mi? Tesisi. Tesisi. Tamam, önce oradan başlayayım. Oradan gir. O... Şimdi bizi izleyenler arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği üyeleri varsa sizin için sabah akşam çalıştım. Urla'da bir tesis yaptım. Yani yaptım derken yaptım demeyi sevmem ama kazma ile kürekle çalıştım. Yani o şekilde e, bitirdik tesisi. Allah kısmet ederse 1 Haziran'da hizmete açıyoruz. 17 odalı bir yer yaptık. Türkiye Spor Yazarları Derneği. Bugünkü şöyle düşünün. Gazetecilerin, televizyoncuların, spor yazarlarının cebinde milyonlarca lira yok. Onlar bir açıkla, şevkle işlerini yapıyorlar. Tabii ki bir kısıtlı bir bütçeyle. Bugün de tatile gitme imkanları zor olduğu için. Diyelim ki evli, eşi, çoluğu, çocuğu tatile gidecek. Ben de dedim ki bunu onlara öyle bir şey yapayım ki oraya şimdi inşa ettik. Şahane bir şey oldu. Bu önümüzdeki hafta gene oraya gideceğim. Sonra tuşları yapacağım. Bir ee, 1 Haziran'da hizmeti açıyoruz. Oraya 4 gece arkadaşlar TSD üyesi varsa aranızda oraya gelecekler TSD adını yazdıracak ve bedava kalacak. Bugün orada o şartlarda tatil yapma imkanı yok Orhan abi. Sabah kahvaltıları da bizden yüzecekler. Olimpik yüzme havuzumuz hizmete hazır. Bütün tesisimiz hizmete hazır. Biz elimizden geldiğince üyelere hizmetleri yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Bizim bu sırada tabii ki sadece tesisimiz Levent'te, İstanbul'da değil, Urla'da da değil. İzmir'de de var, Ankara var. Adana'da bir tesisimiz var. Sana resimleri göstermiştik orada Orhan evet. abi. Sen en ön sırada oturuyordun. Adana'da tesisimiz yandı. Ben Adana'ya gittim. Orada bir tesis yaptırdık. Ama tabii ki bunlar da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin bütçesi biraz kısıtlı tabii ki. Kabul edersiniz ki bu bir fabrika holding değil. Ama gelirlerimiz arttı mı? Arttırdık tabii ki. Ama ne olursa olsun bir inşaat yapmak kolay değil. Ama gazeteciler için bir şey yapmak istediğimiz zaman ilişkilerimizle, yardım edenlerle, arkadaşlarla beraber bayağı çok güzel. O da Orhan abi de çok iyi tanır. Bizim rahmetli spor yazarı Nihat Geven Adana'da ismi orada hala geçer. Rahmetli dedi. anarız. Rahmetli anarız. Onun adına bir tesis yaptık. Orada da arkadaşlar Buluşuyorlar, bir arada futbol maçlarını tartışıyorlar, işte basketbol maçlarına gidiyorlar. Bütün arkadaşları birlik beraberlik içinde aynı çatı altında toplamaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra başka Trabzon'da çok güzel tesisimiz var. Çok güzel bir yer oldu orası da golf kulübünün yanında. Her yerde çalışıyoruz. Her yerde şubelerimiz var. Onlar olmadı temsilcilerimiz var bir sıkıntımız olursa mesela diyeceksiniz ki Hakkari'de var mı? Evet var. Bitlis'te var mı? Evet var. Tunceli'de var mı? Var. Her yerde var. Nereye giderseniz giderseniz Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin siz eğer gazeteciyseniz her türlü yardıma arkadaşlar sizin yanınızda olurlar. TRT'den de çok arkadaşımız var. Ben öncelikle TRT'ye ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Dün oraya arkadaşlar hepsi koştular, geldiler biliyorlar ben de onları biliyorum. Senelerce burada da çalıştım, TRT'de de çalıştım. Bizler işte bütün kanalların kurulunda birlikte olduk. Bizim ekibimiz vardı. İşte Orhan abi bilir, Şansal Büyük abi, ben hep beraber. Bazı televizyonların kurulumunda, kuruluşunda da beraber olduk. Hep beraberiz. Onlardan hiç ayrılmadık. TRT bizim benim için çok manevi değeri var. TRT'de bir dönem birebir diye bir program yapıyordum arkadaşlarla beraber karşılıklı çok keyifli sohbetler oluyordu. TRT benim için başka kalbimizde yeri farklıdır. Bu devletimizin de kurumu olduğu için bizim başımızın üstünde yeri vardır. Ama dün geldiler. Ben onlara sizin aracılığınızla TRT aracılığıyla TRT çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz çalışıyoruz. Arkadaşlar hep doğrunun yanındalar. Bize destekler için şükranlarımı sunuyorum. Ee, sevgili Oğuz, seni biraz hatırlatmak isterim hmm. e, değerli seyircilere. E, benim de yani devamlı aklımdadır. Çok başarılı bir stadyum muhabiriydin sen. Evet. Yeşil çimlerin üzerinde evet, evet. seni hatırlasınlar. Hatırlasınlar öyle söyleyeyim. Yeşil çimlerin Bütün üzerinde... muhabirlik yapardım. Sağ içinde her evet. her antrenöre, sorulacak soruları sonuna kadar sorardım. Maç sonunda. Maç sonunda. Maç e, yani belki hatırlayacaksınız maraton diye program vardı. Şansalla evet, beraber. Evet. E, beraber ikimiz o işin içine girdik. O programları yaptık. Muhabirlik yaptık. Yani biz hiç tepeden inmedik Orhan Yok abi. yok tabii. Ha? Tabii. Yani tırnaklarımızla kaza kaza gazetecilik yaptık. Gazetelerde çalıştık. Ben önce Milliyet Gazetesi'nde başladım. Milliyet Gazetesi'nde başladığım zaman karşımızda tercüman gazetesi vardı. İki rakip Galatasaray Fener gibi çekişirdi. Şampiyonluk. bu şampiyonluk. Spor Kim kime atlatacak? Bir tarafta bizim patronlarımız var, abilerimiz var. Yani hepsini rahmetli anıyorum. Biz onların yanında çırak olarak başladık. Karşı tarafta da Orhan abiler, Necmi Tanyolaşlar, onlar tercüman ekibi. Onlarla bir mücadele içindeydik. Tabii biz onların yanına gidemezdik. Yani öyle, tabii tabii öyle çalıştık. Sonra televizyonlar açılınca biz oralara dağıldık. Yani çok da ben program da yaptım. Yani şöyle söyleyeyim maraton programı, televole, Pazar keyfi. Bir ara magazinlere de girdik, o işleri de yaptık. E çok çalıştık, Tabii. çalıştık. Arkadaşlar da çok çalıştı bizde. Çok da insanlara çok mutluyuz bugün. Bir gün şansalla beraberiz. Şansal Büyük A benim çok yakın arkadaşım biliyorsun. Bekarlık dönemlerimizden bile. Beraber yaşadık. Bir gün böyle para bulamıyoruz, çok sıkıntılı günler. Ayın ikisi gidip aşağıdan maaşı avans çekiyoruz. Falan avans, evet. Bir gün geldi, dedim ki şansal, haberin var mı? Ne var dedi? Dedim ki yanımızda 185 kişi çalışıyor. Yapma ya dedim ki çarp bunları üçle, her aileyi düşün, 500 kişiye ekmek veriyoruz. Bu benim meslekteki en önemli şeylerimden biridir, anılarımdan biridir. Onunla da gurur duyuyoruz. Bugün tabii ki yeni nesil, ben burada görüyorum, demin gördüm, Orhan abinin odasında gördüm. Pırıl pırıl arkadaşlar, gençler, çoğunu da tanırım hepsini. Gelirler, biz çok mutluyuz onlara böyle bu halde görmekten. Devir gençlerin devri, hepiniz işinize sahip çıkın, ciddi çalışın, bir yerlere gelin. Mutlaka gelin, mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Oğuzum, çok mu konuştum Orhan'a? Hayır, hayır. Bir iki şey hatırlatacağım da o bakımdan. Hı. Yoksa e, konuşmak e, Allah vergisi bize yani. Herhalde. yani Pek tutamayız da. Nesli, Konuşuruz. Ben, ben şimdi çok mutluyum yani. Hep sen konuşuyorsun diye bana çamur atanlara şimdi ben rahatım yani. Hadi bakalım benden beterini bulun. <laughs> beteri var diyorsun. <laughs> Beterden beteri, beteri var. var. Şimdi şey çok önemli bizim e, havuz konusunda. Havuzla ilgili bize bazı bilgiler ver. Hmm. Havuzu çünkü sadece spor yazarları değil, dışarıdan arkadaşlar da, tabii ki üyeler gibi. de kullanıyor. Tabii ki. Tabii ki. Onlar o havuzun da bu... gelirleriyle ne yaparız, ne ederiz, ee, şimdi, onun dışında başka e, bir, bir iki ufak şey daha soracağım. E, şimdi tabii ki tesis olması çok önemli. Bu tesisler bizim bizi şöyle değerlendirin. Biz spor yazarı olduğumuz için sporun içinde olmamız lazım. Yani bir tesis yapıp burada... Kusura bakmayın bir meyhane bilmem ne açacak halimiz yok. Evet. Bizim kendi tesisimizde Levent'teki ana bina, genel merkez dediğimiz yerde tenis kortları var. Ayrıca spor salonları var. Fitness center'ları var. Hamamı var. Altında şey var. E-spor kurduk. E-spor var. Yani her branşın sporu ayrıca ben bütün tesisin etrafında 400 metre tartan pist yaptırdım. İnsanların koşmasını bırakın. Akşamları ailelerinle çoluk çocuk gelip orada yürüyüş yapıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Toplumun sağlığı hepsinden önemli. Sporla bütünleştiğimiz için bunlara çok dikkat ediyoruz. Tabii ki bazı sıkıntılarımız da olmuyor değil. Ben niye giremiyorum? Ee, bazı şeylerin de kuralı var öyle. Bunlar bir de ücretli gayet tabii. Yani Abi ücretler evet. nedir? Ee, ücretler normalin, hep, hep normalin altındadır. Normalin altında. Bravo. Tabii, tabii ki. ki. Tabii ki Çünkü öyle bir Çünkü şey. bir pahalılık aldı başını tabii gidiyor. Pahalılık kaldı öyle bir şey. Elini olabilir. suya soksa. Evet. 300 Çok, 500 tabii, tabii bizde her şey makuldür. Her şey makuldür. Bizim üyelerimiz gelirler. Mesela bizim arkadaşlarımız buradan da var, TRT'den de var. Geliyor sabah Çoluğunu tabii. çocuğunu orada bırakıyor. Buraya geliyor, işe geliyor. Akşam dönüşte onu alıp evine gidiyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil mi o? Ne büyük abi? hizmet, ne ha? büyük hizmet. Büyük bravo. hizmet, tabii ki. Bütün günün orada eşi çocuğu orada emanet edeceği şahane bir yer. Herkes kontrolde. Bizim eğitmenler var, hocalar var. Hepsi bakarlar. Herkes çok dikkat içinde. Allah korusun her şey olabilir. Devamlı hemşirelerimiz var. Her şeyi organize ettik Orhan abi. bravo. Evet, bizim için çok önemli. Biz mutluyuz. Şimdi seçimi kazandık tabii ki insan bir şey kazandığı zaman üzerine daha da sorumluluk yükleniyor. Evet. Adam diyor ki, bak ben seni seçtim, buraya getirdim, sen bana hizmet edeceksin. Ben senin hizmetinde değilim diyor. Sen bana hizmet edeceksin. Ne yapıyor? Benim buraya sırtıma bir yük daha koyuyor. Benim işim daha zorlaşıyor. Daha iyi şeyler yapmak zorundayım. Kendimi mecbur hissediyorum. Biz bir takım oyunu da oynuyoruz. Şahane bir yönetim kurulu yaptık. Şahane ama Orhan abi. En ufak tatsız bir şey olmaz. Toplantılarda kavga gürültü olmaz. Bravo. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni biz nasıl daha çok yerlere getiririz? Biz bunun kavgasındayız. Bunun aramızdaki münakaşasını yaparız. Bakanlıklar, Spor Bakanlığı'la, Sayın Bakanımızla, yardımcılarıyla, Gençlik spor gen, müdürüyle, genel müdürüyle şunla buna ilişkilerimiz on numaradır. Çok güzel. Çünkü beraber çalışırız. Futbol federasyonuyla öyle, bütün voleybol federasyonuyla öyle, basketbolla öyle. Sporla ilgili kim varsa, bunun yanı sıra e, aklıma geldikçe söyleyeyim, tabii ki bizim sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Evet, onlara girecektim, devam et. Evet, evet, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Biz Allah bir daha ülkemizin başına öyle bir bela vermesin. Evet. Deprem zamanında biz seferberlik ilan ettik. Binlerce koli yardımlar gönderdik. Tabi. Tırlar tuttuk. Tırlarla insanlara yani kulüpler, Galatasaray, Fenerbeşiktaş yaptı da biz de onlardan geri kalmadık. Bunların yardımlarını yaptık. Biz şimdi bedensel engelli sporcuların hep arkasındayız. Gençlik Spor Bakanlığı'nda beraber organizasyonlar düzenliyoruz. Çok güzel. Bunlar hep sosyal projeler, sosyal şey. Etki. Havuzda da yardımcı oluyor o konuda tabii. Ki, tabii şimdi siz bir çok güçlü bir sivil toplum kuruluşuysanız, toplumun hizmetinde olacaksınız Orhan abi. Çok doğru. Yani sadece burada gazeteci de değil tabii ki halk, toplum da önemli. Toplumun nasıl şey yapacağı. Onun için e, çok huzurluyuz ama işimiz çok zor. Evet. Kat edeceğimiz çok mesafe var. Onun için çok mu konuştum oradan? Hayır hayır konuşmadın normal. Hı. Ben hep e, takip ediyorum. Yukarıdan da geliyor bana bilgiler. Şu anda galiba 4,5 dakikamız var. Aa, seni var. rahatlatacak önemli bir konu vardır. Dün çok güzel açıklama yaptın o konuda. E, biz devamlı e, bir zamanlar e, parayı kazanabilmek için güzel organizasyonlar yapardık. Evet. E, yani, Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası diye. TSYD kupası. TSE'de kupası. Yani kupasıdır, şöyle plaksel. söyleyeyim size orana. Orayı Dün açıkladın, Evet. anlattın ben senin adına rahatladım. Onu sevgili seyircilerimiz de Tabii şimdi ki, senin anladım. ağzından dinlesinler. Tabii ki. Tamam söyleyeyim. Şimdi TSYD kupası TSYD'nin adını, yapamıyoruz şu adını anda. adının duyurulmasındaki en önemli isimdir. Herkes hatırlayacak ama yaşınız müsait mi bilmiyorum. Gençlik dönemlerinde, belki daha biraz daha genç olanlar, daha yaşlı olanlar bunu hatırlar. Eskiden bir TSYD kupası vardı. Neydi? Yaz başında, yazın şöyle diyeyim yazın sonuna doğru ligler başlamadan evvel Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye TSYT Kupası'nda maçlar yapardı. Bu maçlarında, bu turnuvanın da en büyük özelliği yeni transfer edilen oyuncuların izlenilmesiydi. Biz üzerimize, gömleğimize, tişörtümüze, sırtımızda, kazağımızla Galatasaray, Fener, Beşiktaş taraftarları bir arada bir arada diyorum, bakın çok önemli bir tabii, şey söylüyorum. Tabii, tabii. Yani bugün çok, o konuda çok, benim içim çok dolu, o konuda beni fazla böyle Hepimiz konuşur. öyleyiz, Hepimiz yani, çok rahatsızım. Biz oraya beraber maça giderdik, Galatasaray, Fener oynardı, yeni bir oyuncu çıkardı. Altyapıdan getirmişler. İlk defa orada seyrediyoruz. Bayılırdık. Ertesi gün gazetelerin manşetleri, bilmem kim geliyor, yeni bir yıldız doğuyor. Ve bu takımların maçlarını izlerdik kavgasız, gürültüsüz. Şampiyon evet, kim olacak? Evet, o zaman olurdu. motorlar vardı. Dolmabahçe'ye, Kabataş'a yanaşırdı. E, Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı maçlardan sonra, o gece maçlarından sonra keyifle motorlarda sohbetlerle herkes Kadıköy tarafında oturanlar karşıya geçerdi. Hep bunları yaşardık o abi. tabii. Şimdi TSD Kupası sonra kaldırıldı. Nasıl kaldırıldığını ben biliyorum ama. Yalnız sen söyle çünkü kaldıranlar da haklı. Kaldıran. Dün onun izahını yaptın. Yaptım. Şimdi neye kaldı? Onu şimdi yani anlattım. o insanlara sana. da biraz hak verelim. Tabii. Şimdi tarihlerden bahsetmiştin. Tabii ki. ki. TSE'de kupası yapılırken tabii ki aynı ortam değil. Bugün biz geçen sene ben bu konuda çok aşama yapmak için, yol almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yle, Valilikle, hep beraber İçişleri Bakanlığı toplantılar yaptık. Yani buna üzülerek söylüyorum. Evet acaba statlarda iki takım taraftarının girişini ayırabilir miyiz? Atatürk Olimpiyat Stadı'na gittik. Oradaki girişleri ayarladık. Buradan şu tarafta Galatasaray taraftarını verelim. Misal olarak söyleyeyim, Şu taraftan Fenerbahçe. Eskiden böyle bir endişe yoktu. Yoktu gayet. Tabii, tabii. ki. Herkes bir arada, Şimdi bir arada girerdi. Maç seyrederdi. Maç biterdi. Herkes birbirine sarılır. Biter giderdi. Bugün bu imkanlar yok. Şimdi tabii ki e, Sayın Ali Koç da sağ olsun bu konuda bize ilk başta bir öncülük yapmaya kalktı. Fakat o da gördü ki ben konuşmamda bana dedi ki bak Sayın Başkan biz bu turnuvayı oynayamayız. Çünkü oynayamamızın sebepleri şu. Birincisi biz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsak veya UEFA Kupası'nda oynuyorsak veya Konfederasyon Kupası'nda oynuyorsak iki veya üç öneleme turu oynuyoruz. Bu futbolcuları çok erken sezonu açtırıyoruz. Bunu aştırdığımız için önümüzde bir süre yok. Bu takvimin içine koymamız mümkün değil. Şimdi haklı, ben, haklı mı? Haklı. Tabii. Tabii, tabii ki haklı. Böyle bir organizasyon ya İlk defa haklı. 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 Şimdi bu konuda tabii ki rahatsızlıklar oluyor. Ee, bazı başkanlar da başka şeyler söyledi. Dediler ki biz artık yani burada milyon euroluk oyuncular getiriyoruz. E bir sakatlık oluyor. Ne Tam yapacağız? sezon boşunda bir karşı takımda güçlü olduğu için Galatasaray Fener Beşiktaş arasında olduğu için futbolcu kendini göstermek için çok daha fazla çaba harcıyor ve orada sakatlıklar oluyor. Uzun süre sakatlıklar. Bunun da faturasını sonra biz ödüyoruz. Tabii. Yani bu işlerde bazısı da diyor ki sezon başlıyor Orhan abi. Bunları da duydum başkanlardan. Yani büyük kulüplerimizin başkanları bana söyledikleri şu. Hep sezon başladı. Ben oynadım rakibimle 5 tane gol yedim. Ne olacak? O sezon benim için biter. Doğrudur. Şimdi onun için ben de dün üyelerimize dedim ki ben ya bazı arkadaşlar efendim TSE'de, kupa. Ben dedim ki ben gerçekçiyim. Ben olmayacak. Ben olmayacak duaya amin, amin. dedim. Bravo. Bravo. gerçekçi olmakta fayda var. Sevgili Oğuz ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fazla da konuştumsa özür diliyorum. Hiç fazla konuşmadın beni istirahat ettirdin Allah razı olsun. <laughs> e, bu arada sevgili seyircilerimize şöyle bir söz verebilirim programımızı bitirirken. E, sen inşallah 74 yaşındayken 74 yaşına gelince bundan 3 sene sonra bu programı tekrarlarız. İnşallah. Allah uzun ömür versin. <laughs> Amin. Allah sana Allah seni bizim başımızdan İnşallah eksik İnşallah Yüz yılı geride bırakırsak <laughs> sonra düşünürüz. Sonra İnşallah. düşünürüz. İnşallah. Çok teşekkürler abi. Değerli seyirciler, sonsuz sevgiler. iyi haftalar, iyi günler. Hoşça kalın.